efendim. Bugün 25 Aralık Pazartesi, saatlerimiz 16'ya geliyor. Ben Meltem Hoca, TT360'da karşınızdayız. Hemen başlayacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için biliyorsunuz partilerin hazırlıkları yeni haftada da sürüyor. Hangi parti kimi nereden aday gösterdi ve kimlerin ismi geçiyor? Partilerin aday belirleme süreci ve yapılan açıklamaları paylaşacağız efendim önümüzdeki dakikalarda. Ve yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücrete yapılacak o zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yapacak bu hafta ve toplantının tarihi henüz netleşmedi ama olası rakamlar konuşulmaya başlandı. Asgari ücrette de yine son durumu birlikte değerlendireceğiz. Ve havalara döneceğiz. Havalar soğudu malum ve grip mevsimi de başladı. Acil servisler, poliklinikler grip vakalarıyla dolup taştı. En çok da çocuklar ve bebekler etkileniyor. Ancak bazı hastalar haftalarca geçmeyen grip şikayetlerinden muzdarip. Peki gripin iyileşme süresi uzadı mı? Uzadıysa neden uzadı? Uzman bir de konuğumuz olacak efendim. Bu konuyu da masaya yatıracağız önümüzdeki dakikalarda. HT360 başlasın. Ve Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili yıllar sonra kamu görevlileri hakkında da dava açıldı. Soma'daki maden faciası ile ilgili ihmali oldukları iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti. Hatırlayacaksınız, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı ve başsavcılık yürüttükleri soruşturma kapsamında maden kazasında ihmali bulunduğu belirtilen 28 kamu görevlisi hakkında iddianamenin düzenlendiğini açıkladı. Sanıklar hakkında dava açıldı. Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te efendim büyük bir maden faciasıyla sarsılmıştı. Hatırlatalım ve o kazada da 301 madenci hayatını kaybetmişti. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı da Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye kentinde kritik bir operasyona imza attı. PKK terör örgütünün sözde akademi sorumlusu Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerine yönelik eylemler için eğitim veriyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı yerini tespit etti. PKK'lı terörist Erdinç Bolcal, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye Kerkük bölgesinde yer alan PKK-KCK Şilenguya Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ideolojik eğitim veriyordu. Gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmalarıyla onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Terörist, Irak'ın kuzeyine geçiş yaparak silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu. MİT, sağdan gelen istihbaratla teröristin Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Takip neticesinde Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terörist ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışında terörle mücadele mesajı verdi. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Bizi terörle yıldıramazlar, dedi. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle inşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz. Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi. Gözlerimizi hedeflerden bir an olsun ayırmayacağız, dedi. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu haillerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde konuştu. Gündeminde terör saldırıları vardı. Saldırılarla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir, dedi. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Aramıza nifak sokulmasına kesinlikle
izin vermeyiz. Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı şehit cenazesinde yaşananlar da vardı. İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol kesen anı demiyor. Cumhurbaşkanı teröre destek olanların maskelerini indireceklerini söyledi. 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere, kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bu kalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa'daki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin sözlerini yanıtladı. Özel, şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş ifadesini kullandı. Ne gövde gösterisi ya? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Gövde gösterisi dediğin, şehidin tabutunun bir elini tabutun üstüne koyup bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş? Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor. Özgür Özel bizim de ailemizin evladı diyor. Daha söyleyecek başka bir şey var mı? Bunun ailemizle ilgisi yok. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık. Efendim, AK Parti ve MHP 31 Mart seçimlerinde 59 ilde işbirliği yapma kararı aldı. Mutabakat metninde de öne çıkan bazı ayrıntılar var. Şimdi o ayrıntılara hep birlikte detaylıca bakalım. 59 ilde AK Parti ve MHP ittifakı nasıl olacak? AK Parti MHP ile 13 komisyon toplantısı gerçekleştirdi efendim bugüne kadar ve 59 kentte de ortak aday çıkaracak. MHP 30 büyük şehirden 28'inde AK Parti partinin adayını destekleyecek. 22 ilde ise iki parti kendi adaylarıyla seçime katılacak. 24 ilde AK Parti'nin adayı yarışacak. Mersin ve Manisa'da büyükşehirde MHP kendi adayıyla seçime girecek. İşte bu şekilde genel olarak son durum. Şimdi CHP 353 seçim bölgesinin adaylarını açıkladı. Gözler şimdi İzmir adayında biliyorsunuz. Peki kim aday olacak İzmir'de? Ve CHP tüm aday ne zaman açıklayacak? Hepsine şimdi konuşacağız. Detaylar için Mahir Kılıç'a dönelim. Mahir, seni dinliyoruz. CHP'de son durum nasıl? Evet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ocak ayının ortasından sonra açıklanmasını bekliyoruz. Sonlara doğru, zira en çok merak edilen, en çok tartışılan illerden, büyük şehirlerden bir tanesi ve en doğru adayı belirlemek için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalara hız verildi diyebiliriz. Aralık ayı sonunda 40 kişiden oluşan bir heyetin İzmir'e gitmesi ve incelemelerde bulunmasını bekliyoruz. Milletvekilleri ve parti mesulelerinden oluşan 40 kişilik heyet tabiri caizse çıkarma yapacak İzmir'e ve İzmir 3 bölgeye ayrılacak. Urla Yarımadası, İzmir Kent Merkezi ve İzmir Kuzey şeklinde geniş bir analiz yapılacak. Tabiri caizse kentin röntgeni çekilecek diyebiliriz. Hem vatandaşlar bir araya gelecek, hem sivil toplum kuruluşları ve esnafla görüşülecek ve heyetteki isimler tebdir kıyafeti, yani kendilerini tanıtmadan İzmirlilerle konuşacak ve en doğru isme karar vermeye çalışacak. Bu şekilde hem Büyükşehir Belediye Başkanı adı hem de ilçelerin belediye başkanı adayların belirlenmesi yönünde ciddi bir çalışma yapılacağını ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda Anadolu'daki birçok ile gidilmişti. İzmir ve İstanbul kalmıştı. İzmir bu sayede en doğru adayı bulmak için bir aday çalışması yapılmış olacak. Dediğimiz gibi kentin adeta nabzı tutulacak ve birkaç günlük bu çalışma neticesinde heyet bir rapor hazırlayacak. O rapor genel merkeze sunulacak ve önümüzdeki haftalarda yapılacak MYK ve PM toplantılarında hem heyetin bu raporu, hem memnuniyet anketleri, oy ölçümleri, il teşkilatının görüşü ve kentin milletvekillerinden de görüş alınarak en çok oy alacak en iyi adayın belirlenmesi yönünde bir çalışma yapılacak. Ancak dediğimiz gibi Ocak ayının ortasından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanmasını bekliyoruz. Bu haftada önemli bir toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Perşembe günü
Bir kez daha parti meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Kentlerden gelen raporlar ve anketler de değerlendirilecek. Geçtiğimiz son iki haftada perşembe günleri yapılan PM'lerden sonra adaylar açıklandı. İlk hafta 227 aday açıklandı. Geçtiğimiz hafta ise 126 aday da açıklandı. İçlerinde toplamda 7 büyükşehir belediyesi olduğunu ifade edelim. Bu haftada yani perşembe günde yine önemli kentlerin ve büyükşehirlerin açıklanmasını bekliyoruz diyelim. Ve sözü başkent Ankara'dan tekrar size bırakalım. Efendim, kira artış oranları hepimizin gündeminde biliyorsunuz. Kira oranını %25 ile sınırlayan uygulamanın 1 Temmuz 2024'te sona ereceğine dair çıkan haberlere yalanlama geldi. Hemen ayrıntılarını aktaralım sizlere. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcilerine bu uygulamanın sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade ettiğine yönelik haberler yansımıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı bu konuya dair. Bahse konu, haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenleme ile ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla birlikte Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır denildi. Ve devam edeceğiz asgari ücrette bu sefer. Gözler biliyorsunuz artık 3. toplantıda ve 7 milyondan fazla çalışan ve aileleri açıklanacak bu oranı bekliyor, bu zamı bekliyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Hemen madde madde birlikte bakalım efendim. Artık sona doğru geliyoruz, yaklaşıyoruz. 3. toplantının salı ya da çarşamba günü yapılması bekleniyor. Henüz netleşmedi günü. Masaya gelen rakam müzakere edilecek bu toplantıda. İşçi ve işverenler arasında da bir uzlaşma zemini aranacak. Masada ara zam, işçi desteği ve vergi talepleri de yer alıyor olacak bu arada. Hemen bir sonraki grafiğimize bakalım. Evet, asgari ücret artık bu bir karar toplantısıdır. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve Erdoğan da yeni rakamı duyuracak, anons edecek. Şimdi Türk İş'in biliyorsunuz çalışmaları oluyor, çalışma yapıyor Türk İş ve açlık sınırı 13.684 lira. Türk İş'in yaptığı çalışmalar sonucunda çıkan açıklama, açlık sınırı bu seviyede. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 44.573 lira ve 4 kişilik bir ailenin de gıda harcamasına baktığımızda yıllık olarak bu artış %84,29 oranında artış gösterdi. Ki şunu da biliyoruz, asgari ücret alan ya da daha düşük gelir gruplarında olan kişilerin bütçelerindeki harcamaların büyük kısmı aslında gıda harcamalarından oluşuyor. Gıda, kira gibi harcamalardan oluşuyor. Bakınız sadece gıda harcamasında %84'lük bir artış olduğunu izliyoruz son bir yıl içinde. Bakalım yeni açıklanacak olan rakam bu açlık sınırını ya da yoksulluk sınırını ya da en azından gıda harcamasındaki bu artışı karşılayabilecek bir oran olacak mı? Bizler de sizlere aktarıyor olacağız önümüzdeki günlerde. Ve devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu'yla 2022 yılına ait kazanç yapısı istatistikleri açıklandı bu kez de. Aylık ortalama kişi başı kazanç 12.450 Türk lirası oldu. En yüksek yıllık kazanç ise finans ve sigorta sektöründeydi. Bakalım ayrıntılara. ...2022 yılında aylık ortalama kişi başı kazanç 12.450 lira oldu. Erkeklerin kadınlardan ortalama olarak aylık daha yüksek kazanç elde ettiği belirlendi. En yüksek kazançsa finans ve sigorta sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı kazanç yapısı istatistiklerini açıkladı. Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama kişi başı kazancı 12.487 lira... Kadınlar için bu kazanç 12.376 lira olarak kayıtlara geçti. Yıllık ortalama brüt kazanç 144.390 lira olarak tespit edildi. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı ise yüksek öğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumuyla doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Ücretli çalışanların brüt kazançları ekonomik faaliyetlere göre de incelendi. En yüksek yıllık ortalama brüt kazanç finans ve sigorta faaliyetlerinde, bilgi ve iletişim, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerindeki ekonomik kazanç açısından en yüksek diğer alanlar olarak kaydedildi.
En düşük yıllık ortalama brüt kazanç 99.290 lirayla konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektöründe elde edildi. Bunu 102.109 lirayla gayrimenkul, 104.768 lirayla inşaat faaliyetleri izledi. Ve dönelim Ticaret Bakanlığı'na. Ticaret Bakanlığı da fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığını tespit ettiği 309 işletmeye idari para cezası uyguladı efendim. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 22 Aralık'ta bir toplantı yaptı ve toplantıda sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 Haliçli tüccara 8 milyon 282 bin 225 liralık idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Otomotiv piyasasında ise stokçuluk yaptığı belirlenen iki işletmeye 6 milyon 687 bin 900 liralık idari para cezası kesildi. Ve toplamda da fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye de toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Ayrıca fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye de 9 milyon 374 bin 941 liralık idari para cezası verildi. Efendim, Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını var. Ekonomideki normalleşme sonucu yabancıların TL varlıkları olan ilgisi de artıyor. Ve son haftalarda TL varlıklara giren yabancı tutarı 8 milyar dolara yaklaştı. Ekonomide atılan adımlar karşılık bulmaya başladı. Sermaye piyasaları son haftalarda yoğun bir yabancı sermaye ilgisiyle karşı karşıya. Business Week'in haberine göre yabancı girişi swap'ta son 4 haftada 4,4 milyar doları buldu. Tahvil ve hissede yabancılar üst üste 7 haftada TL varlıklarda alım yaptılar. Bu süreçte hissedeki net yabancı girişi 1,8 milyar doları, tahvilde 1,5 milyar doları buldu. Yabancıların son girişleriyle birlikte toplam piyasa içindeki payları da artıyor. Borsadaki yabancı takas oranı %27 ile tarihi dibini gördükten sonra %37'ye çıktı. Tahvil piyasasındaki yabancı oranı da %0,45'e inmesinin ardından %1,5'u aştı. Ancak bu oranlar hala düşük. Borsada yabancı oranı %60'lardan, tahvil piyasalarında %30'lardan bu seviyelere inmişti. Bu girişler Haziran ayından bu yana beklenen yabancı ilgisinin sonunda geldiğini ifade ediyor. Son girişler yavaş olsa da uygulanan politikalara ve devamlılığına yönelik güvenin geri gelmekte olduğunu gösteriyor. Mayıs sonunda 98 milyar dolara kadar gerileyen Merkez Bankası'nın brüt rezervi 44 milyar dolarlık artışla rekor seviye olan 142,5 milyar dolara çıktı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi 120 günden 180 güne çıkıyor. Açıklama AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan geldi. Düzenleme ile E-Devlet üzerinden geçici haberleşme için başvurulması durumunda yurt dışından getirilen mobil cihazların kaydedilmeden kullanım süresinin iki defaya mahsus 30'ar gün uzatılabileceği duyuruldu. Yurt dışından emekli olan Türk vatandaşlarının araçlarıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapılacak. Geçici ithalat kapsamında getirilen araçların Türkiye'de kalma süresi yurt dışından emekli olanlar için 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Uygulama 2024'te yürürlüğe girecek. Ve Adıyaman'a dönelim şimdi de. Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Hızla yayılan alevler iki konteyneri küle çevirdi ve olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Konteynerler alev alev yandı. Depremzedeler büyük panik yaşadı. Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kentte akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bitişikteki konteynere de sıçradı. İtfaiye yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. İki konteyneri küle çeviren yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Arkadaşlar,
ve Adana'da 19 ve 22 Aralık tarihlerinde iki eski hastane binasında hatırlayacaksınız yangın çıkmıştı. Valilik yapılan çalışma kapsamında iki çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Valilik 19 Aralık'ta eski Adana Devlet Hastanesi'nde ve 22 Aralık'ta da eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Yangınlarla ilgili görüntülerin incelenmesi sonucunda 12 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun gözaltına alındığı ifade edildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı her iki yangınla ilgili adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir denildi. Ve Mısır'ın da Hamas'la İsrail arasında 3 aşamalı ateşkes teklifinde bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre plan ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek ateşkesle 40 İsrail esirin serbest bırakılmasını öngörüyor. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için diplomatik girişimler sürüyor. Mısır'ın 3 aşamalı ateşkes içeren bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor. The Times of Israel gazetesinde yer alan haber, Kahire'de yapılan Mısır'la Hamas'ın görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırıldı. Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 hafta kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkes öngörülüyor. Bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılması planlanıyor. İsrail'in ise karşılığında aynı kategoriden 120 Filistinli tutukluyu serbest bırakması, söz konusu süre boyunca ateşkes sağlanması ve İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılması hedefleniyor. İkinci aşamada Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümet kurulması hedefleniyor. Üçüncü ve son aşamada ise kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze'deki İsrailli rehinelerin tamamının salıverilmesi planlanıyor. Buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı belirtiliyor. Ayrıca yerlerinden edilmiş Gazze'lilerin de evlerine dönmelerine izin verilecek. Mısır, Katar'la birlikte Kasım ayında İsrail'in 240 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 100'den fazla rehineyi serbest bıraktığı bir haftalık ateşkese aracılık etmişti. Gazze'de hala yaklaşık 129 esir bulunuyor. Amerikan New York Times gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da aracılar yoluyla ateşkes teklifi yaptığını iddia etti. Kremlin sözcüsü Peskov bu iddiaları doğrulamadı ancak Putin'in müzakereye hazır olduğunu vurguladı. Putin Ukrayna'da ateşkesi hazır. İddia ABD merkezli New York Times gazetesine ait. Gazetede yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kamuoyu önünde Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin kararlı bir imaj çizse de arka planda ateşkes teklifi yapıyor. Eylül'den bu yana aracılar yoluyla cephe hattındaki çatışmaları durduracak bir ateşkesi açık olduğu yönünde mesajlar yolluyor ve Ukrayna'da zafer ilan ederek savaşı bitirmek istiyor. New York Times iddiasını Kremlin'e yakın iki Rus eski yetkiliye ve Rus liderin elçilerinden gelen mesajları alan Amerikalı yetkililere dayandırdı. İşgal edilen tüm toprakları geri almak isteyen Ukrayna'nın ise teklifleri kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. Gazeteye konuşan eski bir Rus yetkili, Rus güçlerinin sahada yeniden ilerleme sağlaması durumunda Putin'in ateşkes konusundaki fikrini değiştirebileceğini savundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'in Rusya'nın savaş hedeflerinin değişmediği yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Putin'in müzakereye hazır olduğunu söyledi. ABD'li yetkililer de Putin'in artık Zelenski hükümetinin değişmesini talep etmediğini, ateşkes anlaşmasıyla Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sinin Rusya kontrolünde kalmasını sağlamaya çalıştığını ileri sürüyor. Efendim havalar soğudu ve malum grip mevsimi başladı. Acil servisler ve poliklinikler şimdi grip vakalarıyla dolup taşıyor adeta. Ve en çok da yayının başında belirttiğim gibi çocuklar ve bebekler etkileniyor.
Ancak bazı hastalarda da haftalarca geçmeyen bir grip şikayeti söz konusu. Gripin iyileşme süresi uzadı mı ya da uzuyor mu? Hepsini konuşacağız. Bugün ET360'da konuğum enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal. Sayın Köksal, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Sayın Acep. Çok teşekkürler efendim. Şimdi grip vakaları arttı, aktardık. Bunun nedeni sizce sadece mevsimsel bir geçiş mi, yoksa başka sebepleri de var mı? Bunu dinleyerek başlayalım. Sizin de belirttiğiniz gibi hakikaten grip vakaları adeta patlama noktasında. Geçen yıllarda sadece COVID-19'la uğraşırken, COVID-19 hastalarıyla karşılaşırken bu sene durum çok farklı. Şu anda ortalıkta dolaşan viruslara baktığımızda evet, COVID-19'u yapan koronavirüsler var. İnfluenza virüsü var, grip etkeni. Bunun dışında iki etken daha var. Bunlardan birisi RSV, biri de rinovirüs dediğimiz nezle virüsü. Son ikisi özellikle çocuklarda çok fazla hakikaten. Erişkinlere baktığımızda da COVID-19 ile influenza vakalarının adeta birbiriyle yarıştığını ama zaman zaman diğer viral etkenleri de gördüğümüzü görüyoruz. Ve her gün bu sayının biraz daha arttığını laboratuvar testlerinden gelen hastalardan da gözlemliyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı hakikaten klinik uzuyor. Bazı hastalar 3 haftadır iyileşemediğini, bazısı 4 haftadır öksürüğünün geçmediğini ifade ediyor. Bir uzama söz konusu. Bunun nedeni de bir kere virüsün kendisinin uzamış enfeksiyona yol açması söz konusu. Bir diğer neden de bu virüslerin üzerine binen diğer bakteriyel nedenler ya da atipik bakteriler olabilmekte. Bu hastanın yaşına göre değişmekte. Çocuklarda viral patojenlerin üzerine bakteriyel patojenlerin eklenmesini biraz daha fazla görüyoruz. Ama erişkinlerdeki daha çok uzamış viral hastalık. Bunun sebebi de yine bu virüsün özellikle solunum yolu hücrelerini hasara uğratarak en ufak bir soğukta, rüzgarda veya bir toza maruz kaldığında adeta çıplak dokunun tuz dökülüp yanmasına benzer şekilde solunum yollarında yanma hissetmeleri ve buna bağlı olarak da hastaların tabir ettiği şekliyle söyleyeceğim, gıcık öksürüğü şeklinde öksürüklerin uzamış olarak devam etmesi. Yine bu hastalarda özellikle halsizliğin ve kırgınlığında artmış olduğunu beraberinde görüyoruz. Şimdi tabii kış olduğu için kapalı ortamlara da sık giriyoruz. Toplu ulaşım araçlarında bunların hepsi birer risk ortamı. Özellikle de küçükler, çocuklarımız için de okul ortamında nasıl korunabiliriz? Size hem onu sormak istiyorum. Bir de bakteriyel sebeplerden bahsettiniz. Neler önerirsiniz? Mesela beslenmeyle ya da başka bir şekilde kullanacağımız başka şekillerde bunlardan korunmamız mümkün mü? Ya da bu süreyi azaltmamız, iyileşme süresini hızlandırmamız mümkün olur mu? Meltem Hanım, özellikle okula giden çocuğu olan, küçük çocuğu olanlar çocuklarından enfeksiyonu alıyorlar. Şimdi COVID-19 döneminde de gördük, maske çok önemli. Korunma bakımından hakikaten hala güncelliğini koruyan bir korunma yöntemi. Ama küçük çocuklara maske takmayı söylemek çok mantıklı değil. Söylesek de yaş küçüldükçe maske uyumu azalıyor. Hijyen çok önemli. El yıkamanın çok önemli olduğunu yine görüyoruz. Ben şunu söyleyeceğim, yalnız üzerinde durmam gereken nokta, özellikle küçük çocukların hasta olanlarının veliler tarafından okula gönderilmemesi gerekir. O kadar kolay bulaş kaynağı oluşturuyorlar ki çocuklarda maskeyi, mesafeyi, hijyeni ne kadar söylesek de erişkinler kadar dikkate almıyorlar. O nedenle burada velilere iş düşüyor. Çocukları hasta olduğu vakit okula yollamasınlar ki ortamdaki diğer çocuklar hastalanmasınlar. Şimdi çalışan veliler tabii ki bana kızıyorlar şu anda ama hem kendi çocukları hem diğer çocuklar açısından bu çok önemli bir korunma yöntemi. Erişkinlere gelince, erişkinlerde her ne kadar artık COVID-19'da gördüğümüz ölüm vakalarını görmüyoruz ama kimlerde ağır seyrediyor diye baktığımızda gebeler, ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlarda bu klinikler çok daha kötü seyredebiliyor. O nedenle bunların koruyucu önlemleri alması, maskeye, kalabalık ortamlara girmemeleri son derece önemli. Antibiyotiklere gelecek olursam sakın yanlış anlaşılmasın.
asla ve asla ister çocuklar olsun, ister erişkinler olsun koruyucu amaçla antibiyotik kullanılmaz. Ne zaman ki bir hekim doktor kontrolünde gittiği sağlık kuruluşunda bakteriyel bir enfeksiyonu ait bulgu belirti olduğunu belirtirse ancak o zaman antibiyotik vermek gerekir. Bu direnci çok tetikleyen bir şey gelişigüzel antibiyotik kullanmak. Çünkü bu hastaların en az %90'ı zaten bir antibiyotiğe ihtiyacı olmadan üzerine herhangi bir etken binmeden hastalığı geçirecekler. Ama %10 gibi kısmı ancak doktor kontrolünde antibiyotik almalılar. Bunun dışındaki tedavilere hiç çözüm yok. Bitki çayları son derece önemli. Nefes açıcı içeceklerin, işte nane gibi bizim halkımızın da bildiği tarçınlı içecekler, bunlar nefesi açar. Çünkü olay şurada bitiyor Meltem Hanım. Bu solunum yolu virüsleri o kadar akıllı şeyler ki hücre içinde çoğaldıkları zaman ve çok hızlı çoğaldıkları için dokuda ödem yapıyorlar. Dokuda ödem olduğu zaman da normalde bizim akan solunum yolu sekresyonlarımız, ki biz bunu fark etmiyoruz bile, bu aktığı delikler tıkandığı için ödeme bağlı olarak içeride kalıyorlar. Bu da basınç yapıyor. İşte baş ağrısı, kulak ağrısı, gıcık tarzında öksürme gibi bulgular hep bunların belirtileri. Semptomatik tedavi dediğimiz işte antihistaminikler, ağrı kesiciler gibi şeylerin alınması önemli. Burada ben bir de şunu görüyorum. Probiyotiklere aşırı bir yüklenme var. Probiyotiklerin bu hastalıklardan korumayacağını ifade edeyim. En güzel bağışıklık sistemi insanın kendi bağışıklık sistemidir. Ve palyatif önlemler dediğimiz bol sıvı tüketmek, ateşi düşürmek, işte sekresyonları azaltmak, ödemi çözmek gibi yine hekimin reçete edeceği ilaçlarla çok rahatlıkla hastalık atlatılabilir. Hani bir tabir var, 7 günde iyileşir ilaç alırsa, almazsa da bir haftada iyileşir misali. Genellikle bir hafta içinde, ama uzamış vakaların durumu biraz daha farklı. Herkes de uzamıyor aslında. Uzayan hastalar kimdir diye baktığımızda da daha çok obez, kilosu fazla olanlar, altta kronik hastalığı olanlar, astıma, alerjik rinite yatkınlığı olanlarda bu uzamış hadisenin daha belirgin olduğunu, bu gıcık tarzı öksürüklerin, zaman zaman gelen öksürüklerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Herkeste olmuyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Siz probiyotiklerin çok fazla etkilemediğini, hatta hiçbir etkisi olmadığını söylediniz. Ancak bağışıklığımızı bizim özellikle de kış sezonunda yüksek tutmamız gerekiyor bu tip hastalıklara karşı daha güçlü olmamız için. Bağışıklığı güçlendirmek için neler önerirsiniz? Onu soralım. Hem gıdayla desteklemek de mümkündür belki, bilmiyorum, ama sizin önereceğiniz mesela çaylar, bitki çaylarından bahsettiniz. Bu özellikle gıcağa iyi gelen ilaç dışında önerileriniz var mı? Şimdi bir kere eğer bir hastalık yoksa kişide, kronik bir hastalık yoksa, bir onkoloji hastası değilse, bizim bağışıklık sistemimiz karşılaştığımız herhangi bir etkenle baş etmeye yeter. Bunun için ekstra bir şey almaya hiç gerek yok. Bir de C vitaminine çok yükleniliyor. Covid döneminde o kadar çok basında da yer aldı ki C vitamininin fazlasının zararlı olduğunu biliyoruz. Sağlıklı, normal beslenen bir insan... sağlıklı beslenen bir insanın dışarıdan ne C vitamini almasına gerek var ne de herhangi bir probiyotik ya da prebiyotik. Bu viral enfeksiyonlara karşı hiçbir koruma sağlamaz. Ama eğer bağışıklık sistemi hakikaten düşükse, solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık varsa bunları hariç tutuyorum. Bitki çaylarının özelliği de bütün bitki çayları değil. Şimdi sıcağı içtiği zaman bir rahatlama, bir genişleme oluyor dokuda. Buna bağlı olarak hani ılık, sıcak dememizin sebebi bu. Salep de çok iyi gelir çünkü içinde tarçın var. Aslında salepin kendisi gelmez. Sadece ılık ve sıcak olduğu için, bir de tarçın olduğu için. Nane. Nane de biz inhaler olarak da kullanırız. Nanenin inanılmaz bir nefes açma özelliği vardır. Kokladığımız zaman bir keskin kokusu vardır biliyorsunuz nanenin. Bu da yine nefes açmada önemli. Çünkü o da oradaki ödemi çözmeye yardımcı oluyor. Yani bunlar... Hani yandan etki eden faktörler, ama her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi vitaminlerin, prebiyotiklerin, probiyotiklerin de zararı var. Kaldı ki solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hakikaten koruyuculuğu yok. Çünkü bizim bağışık sistemimiz o kadar iyi çalışıyor ki, mesela eğer sigara içmiyorsanız, yani vücuda zarar verecek herhangi bir eylem içinde değilseniz,
yabancı bir virüsle karşılaştığımız zaman bizim solunum yolundaki o tüycüklü epitel hücreleri ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen onu dışarı püskürtmek için yolunu dışarı çeviriyor. Dışarıya doğru ittiriyor. Yani bu inanılmaz bir mucize diyeceğimiz şey. Ya da bizim solunum yollarımızda immün globulin A var. Bunlar hazır ol şeklinde bekliyorlar ve en ufak bir solunum yoluna yabancı olan materyalle, bunlara kirli tozlar da dahil, dışarı atıyorlar. Ama eğer sigara içiliyorsa, çok tozlu topraklı yerlerde maske takmaksızın çalışılıyorsa, maalesef bu epitel hücreleri felç olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. Ve gelen, dışarıdan gelen bütün partiküller, ister virüs olsun, ister bakteri olsun, isterse havadaki toz. Evet, sanıyorum bağlantıda bir sorun oldu. Profesör Doktor İftihar Köksal efendim, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bizimle birlikteydi. Bakıyorum tekrar bağlantı sanıyorum geldi. Evet, Sayın Köksal. Çok özür dilerim. Buyurun, buyurun devam edin lütfen kaldığınız yerden. Şeyden, internet sisteminden. Nerede kaldığımı tam hatırlamıyorum. Tekrar olursa kusura bakmayın. Yani bizim epitel hücrelerimizi felç edecek sigara içme gibi tozlu topraklı yerlerde çalışmak gibi maruz kalmıyorsa bizim epitel hücrelerimiz zaten bunu dışarı püskürtüyor. Ama bunlar yoksa maalesef gelen dışarıdan gelen bütün yabancı materyal virüsler dahil akciğerlerimize inebiliyor. İşte bu kişilerin destek tedavisi alması belki bir miktar hastalığı kolay atmalarında yardımcı olabilir. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak aslında bir konuyu daha merak ediyorum. Biz daha çok bunu Eylül-Ekim gibi zannediyorum yaptırıyoruz ama benim annem de yaptırdığı için soruyorum. Aşılar var bir de. Her sene içindeki virüsler de yenileniyor. Bu aşıların tabii ki her zaman tam bir koruyuculuğu olmuyor ama bu konuda da söylemek istediğiniz bir şey var mı grip aşılarıyla ilgili? Son olarak bir de onunla ilgili. Olmaz olur mu? En güzel soruyu sana bıraktınız. Bu palyatif önlemlerin dışında bizi koruyacak olanlar esas aşılar. İnfluenza'ya yani gribe karşı aşı var. Ve bu aşı her sene yeniden hazırlanır ve her sene yapılmasını mutlaka öneriyoruz. Özellikle risk grupları başta olmak üzere 65 yaş üzeri, kronik hastalığı olan herkes, onkoloji hastaları, bağışıklık sistemi düşük hastaların mutlaka grip sezonunun başında grip aşılarını yaptırması gerekir. Grip mevsimi boyunca da geç değildir, aşı yapılabilir. Evet, %100 korumaz ama ben onu klinikte de görüyorum. Grip aşısını yaptıranların ne hastaneye yatış ihtiyacı oluyor ne de hastalığı ağır geçiriyorlar. Hastalığı ölümden korumada zaten %100'e yakın etkisi var grip aşılarının. Hastalığı hafif geçirmede de çok etkili. Genellikle ayaktan daha hafif belirtilerle geçiriyorlar. Grip aşısı risk grubunun mutlaka ama mutlaka yaptırması gereken aşılar. Peki yaptırıyor muyuz? Maalesef. Maalesef ve ben yatırmak zorunda kaldığımız hastaların geçmişlerine baktığımda hiçbirinin geçmişinde grip aşısı olmadığını da üzülerek görüyorum. Oysa ki benim bu saymış olduğum risk gruplarında ülkemizde grip aşısı ücretsiz olarak yapılmaktadır. Aile hekimlerine başvurmaları yeterli aslında ya da bir sağlık kuruluşuna başvurduklarında aşı ücretsiz olarak risk grubuna yapılmaktadır. Çok önemli. Ayrıca bu risk grubunun yaptırması gereken bir diğer aşı da zatürre aşısı. Bunlar da iki kere aşılandıktan sonra hayat boyu koruyucu olduğunu da söylemek isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Size enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal. Çok önemli bilgiler aktardınız. Özellikle de okullarda çocukların velilerine de çok önemli mesajlar verdiniz. Ufak bir hastalık bile söz konusu olsa çocuklarımızı okullara göndermeyelim mesajını da verdi Sayın Köksal. Ve nasıl bağışıklığımızı yükseltebiliriz özellikle de bu kış aylarında bunlarla ilgili de bize ayrıntılı bilgi verdi. Biz de devam edelim efendim. Şimdi Muğla'ya dönelim. Muğla'da bir kişi başka bir araçtan destek alıp ayaklarıyla yolda kalan bir aracı itmişti hatırlarsınız. İşte o görüntülerin ardından polis harekete geçti ve 2180 liralık idari para cezası kesildi. Şimdi gelsin o görüntüler. Bakın izliyorsunuz o görüntüleri. Bu görüntüler 15 Aralık günü çekildi.
Menteşe ilçesinde kaydedildi bu görüntüler. Yolda kalan bir aracı bir başka aracın kaputuna oturarak gideceği yere kadar iten bir kişinin görüntüsü bu. Sosyal medyada da yayıldı bu görüntü. Çekici çağırmak yerine arızalı aracı bu şekilde götüren kişileri de hemen polis tespit etti ve araçların sürücülerine 2180 liralık idari para cezası kesildi. Evet, kış geldi, kayak sezonu da başladı ve bazı pistler şimdiden kara doydu. Bu yıl kayak yapmak isteyenlerin harcamasıysa cep yakacak gibi görünüyor efendim. Zira Uludağ'da günlük masraf 5000 lirayı buluyor. Aile geliyor, düşün, iki çocuğu var. Eli devamlı cebinde, yani devamlı para harcamak zorunda. Zaten otelde kalıyor. Konaklama, ulaşım, ekipman, özel ders derken kış tatilinin maliyeti katlanıyor. Öyle ki Uludağ'da konaklama hariç bir günlük masraf 5000 lirayı buluyor. Daha iyimser rakamlara çekmek daha makbul olacağını düşünüyorum. Belki bize biraz kızacaklardır ama. Türkiye'nin zirveleri beyaza büründü. Kayak merkezlerinin birçoğu sezonu açtı. Uludağ'da da sezon hazırlıkları sürerken kayak dersi fiyatları belli oldu. Özel dersimiz bugün itibariyle 2000 civarındadır. Öyle bir karar aldık. Grup derslerine yönelince rakam daha geriye geliyor. Masrafa bir de ekipmanları eklemek gerekiyor. Kayak takımı olarak, kayak, ayakkabı, batonu takım olarak 800 ile 1000 arası bir rakam düşünülüyor. Kıyafet 400 ile 600 arası bir rakam düşünülüyor. Kayak pistinde telesiyej gibi ulaşım araçlarını kullanmakta günlük 950 lira. Ve şimdi ekranlarınıza yakın tarihimize tanıklık eden bir kıyafet sergisini getireceğiz. Maziden Atiye Zarafet ismini taşıyan sergi, kadınların Cumhuriyet'in ilanıyla hız kazanan o değişim sürecini kıyafetler üzerinden anlatıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen sergide de 100 eser sergileniyor. İzleyelim. Osmanlı hanımları saraya gidecekleri zaman mutlaka kuyruklu kıyafetler tercih ediliyor. Ferace'den balo elbisesine, saray esvabından binici kıyafetlerine. Geçmişten geleceğe Osmanlı hanedanındaki kadın kıyafetleri bu sergide. Kadınlar duygularını, düşüncelerini, kimliklerini modayla ifade etmek ister. Sokak kıyafetleri, binici kıyafetleri, kıyafetlerdeki dönüşüm ekonomiyle de ilgili. Çalışma hayatına atılınca daha pratik, daha ekonomik olanı tercih ediyor. Avrupa'da esen modernleşme rüzgarı önce hanedanı etkiledi. Bu değişim Maziden Atiye Zarafet sergisinde gözler önüne serildi. Maziden Atiye Zarafet sergisi bu rüzgarı arkasına alan kadınların kıyafetlerindeki ve aslında yaşamlarındaki dönüşümü yansıtıyor. Daha önce görülmeyen kıyafetler kadınların dünyasına Cumhuriyet'le birlikte girmeye başlıyor. O dönemin kıyafetine hemen adapte olduklarını ve dönemin modasını takip edebildiklerini görebiliyoruz. Sergide Latife Hanım'a ait kıyafetlerin yeri bir başka. Bunlar dönemin moda dansı olan Charleston kıyafetleri. Latife Hanım'ın dönemin Charleston dönemine uygun kıyafetler diktirdiğini, sipariş verdiğini görebiliyoruz. Afet İnan'ın da kıyafetlerinde bunu görebiliyoruz. Sergide ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın bir konferansta giymesi için bizzat tasarladığı elbisede yer alıyor. Giyineceği zaman Atatürk kol düğmelerini kendi kol düğmelerini Afet Hanım'a veriyor. Sergi 17 Mart'a kadar Kuzguncuk'ta Abdülmecit Köşkü'nde ziyaret edilebilecek. Ve bu haberle birlikte şimdi kısa bir araya gidelim. Efendim tekrar merhabalar, HT360'dan ben Meltem Acet. Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor ve HT360'ın ikinci dilimiyle bizler de karşınızdayız. AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarıyla başlayacağız bu dilime. Bugün 4 şehir için temayül yoklaması yapılacak. MHP ile hangi şehirlerde işbirliği yapıldı? İstanbul ve Ankara için konuşulan isim var mı? İşte bu soruların yanıtlarını alacağız. Hemen Ankara'ya dönelim. Esra Nehir bize notlarını aktaracak. Seni dinliyoruz Esra.
Evet, AK Parti Genel Merkezi hareketli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki aday belirleme komisyonunun mesaisi 3. haftasında devam ediyor. Bugüne kadar 18 büyükşehirle ilgili nabız tutuldu, temayül yoklaması yapıldı. Bugün de yine bu temayül yoklamalarına devam ediliyor. Konya biraz önce tamamlandı. Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir ile ilgili de temayül yapılacak. Hem milletvekillerine hem de bölgeden gelen teşkilat mensuplarına şehirlerinizde kimi aday olarak görmek istersiniz soruları yöneltilecek ve sonrasında bu şehirlerle ilgili de kararın verilmesini bekliyoruz. Bu hafta içinde diğer büyük şehirlerle ilgili de temayül yoklamalarının sürmesini bekliyoruz. AK Parti ve MHP heyetlerinin işbirliği görüşmelerine bakacak olursak geçtiğimiz hafta son buluşmaları gerçekleşti. Cuma günü 13. buluşma yapıldı ve AK Parti ile MHP heyetlerinin işbirliği çerçevesi de ortaya çıkmış oldu. 81 ilin 59'unda AK Parti ve MHP ortak aday çıkaracak. Bunun 30'unun büyük şehir olduğunu ifade edelim. Mersin ve Manisa dışındaki büyük şehirlerde AK Parti aday çıkaracak. MHP destekleyecek. Diğer iki büyük şehirde ise tam tersi durum söz konusu olacak. İlerideki tabloyu da hemen özetleyelim. 22 ilde AK Parti ve MHP ayrı ayrı yarışa girecek. Yani her iki parti de kendi adaylarını çıkaracak. 29 ilde ise 29 ilin 24'ünde AK Parti aday çıkaracak. 5'inde de MHP aday çıkaracak. AK Parti MHP adaylarını destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla da AK Parti bir işbirliği arayışında, bu bağlamda görüşmeler de devam ediyor. Bugün yeniden Refah Partisi ile AK Parti heyetinin görüşmesi gerçekleşti. O görüşmeden sonra gelinen nokta ilişkinde yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki saatlerde açıklama yapmasını bekliyoruz. Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. İstanbul için ayrı bir program yapılacağını söyleyelim. Diğer şehirler içinse 15 Ocak tarihi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir programla Ankara Spor Salonu'nda adaylara ilişkin açıklama yapılacak ama İstanbul adayının daha erken bir tarihte açıklanmasını bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Esra Nehir aktardıkların için. Bakalım CHP'de durum nasıl? CHP'de yerel seçim için aday belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Şimdi gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. İzmir için özel bir çalışma yapılacak. Milletvekili ve parti meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik bir heyet kentin nabzını tutacak ve genel merkeze de rapor sunulacak. İstanbul ve Ankara adayları duyuruldu. Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. CHP'de 40 kişilik heyet İzmir'de yerel seçim çalışması yapacak. Kentin analizi çıkarılacak. CHP'de yerel seçim için aday belirleme çalışmaları sürüyor. En çok merak edilen illerden bir tanesi de İzmir. Aralık ayı sonunda ya da en geç yeni yılın başında milletvekili ve parti meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik bir heyetin İzmir'de çalışma yapması planlanıyor. Sadece büyük şehir değil, aynı zamanda ilçe belediye başkan adayları için de mesai yapılacak. İzmir, merkez, Urla Yarımadası ve kentin kuzeyi şeklinde 3 ayrı bölgeye ayrılacak. Heyetler tebliğli kıyafetle hem vatandaş hem de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Esnafla görüşmeler gerçekleştirilecek. Aday adaylarıyla da görüşmeler yapılacak. Kentin nabzı tutulacak. Birkaç gün sürmesi beklenen çalışmanın sonucunda rapor hazırlanacak. CHP Genel Merkez'e sunulacak. Söz konusu rapor, memnuniyet anketleri, oy ölçümleri, il ilçe teşkilatları ve kentin milletvekillerinin görüşleriyle karşılaştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ocak ayı sonuna doğru açıklanması bekleniyor. CHP'de Perşembe günü de önemli bir parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Son iki haftada Perşembe günleri yapılan parti meclisi toplantılarının ardından 350'den fazla Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmıştı. Bu haftada adayların açıklanması bekleniyor. Ocak ayının ilk haftasında 30 Büyükşehir'den 20'sinde adayların açıklanmış olacağı ifade ediliyor. Ve bütçe görüşmelerinin son gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında genel kuruldan ayrıldı. MHP lideri CHP'yi de takip etmeyeceğim dedi. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün dedi. Bugüne kadar hep siz genel kurulu sonuna kadar takip ediyorsunuz. Biraz önce ayrıldınız Sayın DEM Partililer konuşurken. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip edecek misiniz?
Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları da devam ediyor. Ve bakanlıktan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları ise devam ediyor denildi. Efendim, İstanbul'un en büyük sorunlarından biri elbette trafik. Trafik yoğunluk oranları da her geçen gün artıyor. Ağustos ayından bu yana sabah ve akşam trafiği yaklaşık %20 arttı. Trafiğin en büyük nedenlerden biri ise kural ihlali yapan sürücüler. Habertürk muhabiri Yalın Onat Ergör ve kameraman Mertcan Öztürk kaynakçı olarak tabir edilen kural tanımaz sürücülere bakın nasıl görüntüledi. O ihlale bir örnek. Her geçen gün artan araç sayısı, kaynak yapıp öne geçmeye çalışanlar, emniyet şeridini ihlal edenler, offset tarılı alanı hiçe sayanlar. Tam bir İstanbul çilesi yani bu. En çok sıkıntılarının gerçekleştiği noktada bu araya girmeleri. Bu durum bizi bezdiriyor ya. İstanbul'da durum bu. Bu durumun faturası yine İstanbullulara kesiliyor. Trafikte hem saatler harcanıyor hem de fazladan yakıt. Günün 4 saati sadece trafikteyim ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre son 4 ayda trafikte ciddi artış yaşandı. Trafik yoğunluğu neredeyse %20 arttı. İstanbul trafiği çok yoğun. Ağustos ayında sabahları trafik yoğunluğu ortalaması %37 iken Kasım ayında %56'ya kadar çıktı. Akşam trafiği ise daha yoğun. Ağustos'ta ortalama %59 olarak ölçülen akşam trafiği yoğunluğu, Kasım ayında %75'leri gördü. Son bir yılda İstanbul trafiğine kayıtlı araç sayısı 5 milyon 370 bini aştı. İstanbul trafiği günden güne artıyor çünkü gereşim çok fazla. Çok yoğun. Benim yaklaşık 35 dakika uzadı. Trafiği oluşturan bir başka nedense kural ihlali yapan sürücüler. Bu sapağa girmek isteyenler için sıra aslında metrelerce öteden başlıyor ama o sıraya girmek istemeyen sürücüler işte bu iki offset taralı alanı ihlal ediyorlar. Yine buradan sıra başladığı için de hemen sağ tarafımızdaki boş yolun iki şeridi de tıkanıyor. En öne girmeye çalışıyorlar. Ondan sonra duraklamalar oluyor. Daha çok tıkıyorlar. Arkadakilerden bizi geçip önden girdiği için biz arkada beklemek zorunda kalıyoruz. 5 dakikada gidecek olduğumuz yere 10 dakikada gidiyoruz. İcabında biz ne yapıyoruz yani? Tıkamayacak şekilde. Mecbur. O ihlale bir örnek daha hemen sol taraftaki yol. Başka bir sapağa gidiyor ama bu sürücü o boş yoldan geldi. Sıraya girmedi. İstanbul'un çoğu bölgesinde benzer ihlaller yaşanıyor. Buradaki trafiğe girmemek için İşte üstünde bulunduğum offset taralı alanı ihlal ediyorlar. O trafiğe buradan giriyorlar. İşte bu da zaman zaman bu şeridin kapanmasına da yol açıyor. Geçiyorlar, uyanıklar. Trafiği de aksatıyorlar. Bu durum bizi günaha getirdi. Adam geliyor sağdan hep önümüze giriyor. Bir önüme geçtiğinde ne oldu? Trafik İstanbulluların ömründen ortalama 3,5 yıl çalıyor. Yoğunluk da her geçen gün artıyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu bir rapor hazırladı efendim ve o rapora göre 2021 ve 2022 yıllarında üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti. Zirvede ise büyük şehirler var. Üniversiteyi en çok terk etme büyük şehirlerde oldu. Okulu bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayımlanan raporda mezunlar hariç üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı açıklandı. 2021 ve 2022 yıllarında üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 728 bini aştı. Rapora göre 2022 yılında bir önceki yıla göre üniversiteyi bırakan öğrenci sayısındaki artış 50.428 oldu.
2022'de eğitimin bırakıldığı üniversitelerin başında 12.121 öğrenciyle Ege Üniversitesi yer aldı. Ege Üniversitesi'ni Uludağ ve Kocaeli Üniversiteleri takip etti. 2022'de eğitimin en az bırakıldığı üniversiteler listesinde ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 9 öğrenciyle ilk sırada yer aldı. Kolay yoldan kilo vermek herkesin hayali. Peki bir hapla kilo almanın önüne geçmek mümkün mü? Bilim insanları titreşimle tokluk hissi yaratan bir hap icat etti. Yemekten önce yutulan bu ilaç doygunluk hissi sağlıyor. Ancak insanların midesinde böyle bir hapla rahat edip edemeyeceği de endişe yaratıyor. Kolay yoldan kilo vermek mümkün mü? Bilim insanları tarafından üretilen titreşimli bir hap, yemeklerden önce alınınca tokluk hissi veriyor. İlk deneyler domuzlar üzerinde yapıldı. Hapın yutulmasından yarım saat sonra domuzların %40'a varan miktarda yediği gıdaları azalttığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre hap, midedeki gerginlik reseptörlerini çalıştırarak vücudun midede yemek varmış gibi davranmasına neden oluyor. Vagus siniri aracılığıyla beyne gönderilen sinyaller doygunluk hissine yol açıp açlığı bastıran hormonların seviyesini artırıyor. Yutulan kapsülde yer alan bir pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılıyor. Büyük bir vitamin boyutundaki hapın ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğinde olacağı savunuluyor. Söz konusu hap için henüz insanlarda yeterli test yapılmadı. Mide balonu gibi uygulamaların ölümcül olabildiği ve zamanla etkisini yitirebildiği belirtiliyor. Ancak insanların midesinde böyle bir hapla rahat edip edemeyecekleri de sorgulanıyor. Bilim insanları hapın sürekli alınmasını engellemek için benzer fonksiyona sahip bir implantın mideye yerleştirilmesi üzerine de çalışıyor. Efendim, Rusya'nın geçtiğimiz hafta içinde tanıttığı ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu. Tesla katili lakabı takılan aracın tasarımına çirkin yorumları yapıldı. Rusya ilk elektrikli aracını tanıttı. Aracın tasarımı sosyal medyada alay konusu oldu. Rusya ilk elektrikli otomobili Amber'i görücüye çıkardı. Araç, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlandı. Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen araca, ABD'li elektronik otomobil üreticisi Tesla'ya ithafen Tesla katili lakabı takıldı. Rusya'nın elektrikli aracı özelliklerinden ve ilk olmasından çok görüntüsüyle dikkat çekti. Sosyal medyada ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkin olduğu yorumları yapıldı. Tasarımla alay edenlerin başında da Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları yer aldı. Elektrikli araçlar Kaliningrad Oblast'ında bulunan Autotor fabrikasında üretilecek. Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Otomobilin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği tahmin ediliyor. Efendim, Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktardık. Bugünkü KT360'ı burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.